Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sözcük türleri konusunu işleyeceğiz. Evet, sözcük türleri diğer ismiyle kelime çeşitleri diyoruz. Peki bu konu çok önemli. Neden önemli derseniz arkadaşlar, bizim dil bilgisindeki diğer konularımızın aslında çekirdek konusu bu diyebiliriz. Neden? Çünkü sözcük türleri konusu diğer konuların içerisinde de mutlaka kullanılıyor. İsim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil olmak üzere biz bunu 8 başlıkta işleyeceğiz. Peki bu 8 başlık aslında bizim diğer konuları da kolay öğrenmemizi sağlayacak. Biz bu konuları iyi öğrenirsek arkadaşlar, aslında tamlamaları da doğru yaparız. Ek fiili de doğru yaparız. Fiilimsileri de doğru yaparız. Fiil çatısını da doğru yaparız. Anlatım bozukluğunu da doğru yaparız ve cümle çeşitleri, cümle ögelerinde doğru yaparız demektir. Dolayısıyla sizden ricam, lütfen bu 8 başlığı çok iyi bilin. Bununla alakalı bol bol soru çözün ve diğer konularda da sıkıntı yaşamayın. Peki sözcük türlerine başlayalım. Arkadaşlar sözcük türlerini 8 başlıkta işleyeceğiz. Bu 8 başlık bakalım nelermiş, tek tek inceleyelim. Evet, birincisi isim yani ad, ikincisi zamir yani adıl, üçüncüsü sıfat yani ön ad, dördüncüsü zarf yani belirteç, beşincisi edat yani ilgeç, altıncısı bağlaç. Arkadaşlar bunun ikinci ismi yok. Yedincisi ünlem yani nida ve sekizincisi fiil yani eylem olmak üzere 8 başlıkta incelenir. Peki biliyorsunuz ÖSYM arkadaşlar bunların ikinci isimlerini daha çok tercih ediyor. Evet, daha çok soruyor ikinci isimlerini. Dolayısıyla biz ikisini de bilelim. Bazen zamir der, bazen adıl der, bazen zarf der, bazen belirteç der. Aslında ikisi de aynı şeydir. Peki isim, bizim ilk başlığımız isimle başlayacağız. Ama isimden önce ben şimdi size diyorum ki bu 7 başlığa kadar arkadaşlar aslında bunun adı isim ve isim soylu sözcükler diyoruz biz bu 7 başlığa. İsim ve isim soylu sözcükler dediği zaman arkadaşlar biz aslında 8. konu yani fiile kadar olan konuyu bize soruyor demektir. Peki isim ve isim soylu sözcük nedir? Hatırlayalım. Mekmak ekini alabiliyorsa değil mi bu sözcüklere biz fiil derken, mekmak ekini alamıyorsa isim diyordu ya da isim soylu sözcük. O zaman bu 8. maddede biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Fiil soylu sözcük diyeceğiz. Zaten başlığımızda bir tane fiil oluyor. Bu da mekmak ekini alıyor demektir. Peki sorularda geldiği zaman aşağıdakilerin hangisinde isim ve isim soylu sözcükler yüklem olmuştur gibi sorularda biz neye bakacağız? Bu 7 maddeye bakacağız. Çünkü bu 7 madde mekmak ekini alamıyor demektir diyoruz. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok. Peki şimdi hocam bunun soru kalıbı nedir derseniz, genelde şu soru kalıbı bizim karşımıza çıktığı zaman siz bu 8 başlığı arayın diyoruz. Peki bir tür yönüyle diyecek arkadaşlar, bir de görev yönüyle diyecek. Peki birinci soru kalıbı tür yönüyle derse aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür yönüyle farklıdır derse, bakacağınız birinci husus arkadaşlar isim mi fiil mi diye bakın. Tekrar ediyorum. Tür yönüyle farklıdır derse isim mi fiil mi diye bakın. Peki isim olması için ne olacak? Mekmak ekini almayacak. Fiil olduğu zaman da mekmak ekini alacak. Peki daha çok karşımıza şu soru kalıbı çıkıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin kökü tür yönüyle farklıdır diye soruyor değil mi? Evet, yüklemin kökü derse veya kelimenin kökü derse arkadaşlar gene kelimenin kökünü buluyorsunuz. İsim mi fiil mi diye bakıyorsunuz. Eğer mekmak ekini alıyorsa fiil, alamıyorsa isimdir. Demek ki tür sorusu bizi aslında bu 8 başlığa götürür. Öncelikle peki isim mi fiil diye bakın, ama peki hocam hepsi isimse ne yapacağız derseniz arkadaşlar, hepsi isimse bu sefer ne yapıyoruz? Bu sefer de isim mi, zamir mi, sıfat mı, zarf mı diye bakacaksınız, ya da edat, bağlaç, ünlem. Ama şu 4 başlık karşımıza daha çok çıkar arkadaşlar. Genelde tür yönü deyince şu edat, bağlaç, ünlem soruları özel olarak gelir ama bazen de gelmeyebilir. Siz gene de 7 başlığı birden incelemeye çalışın tür dediği zaman. Peki görev yönüyle farklıdır derse arkadaşlar veya aynıdır derse neye bakacaksınız? Görevde bu sefer fiil çok devreye girmez. Bu sefer gene isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç şeklinde bakacaksınız ve tür ve görev sorusunun aslında bu 8 başlığın sorduğunu bileceksiniz. Var mı sıkıntı? Yok. Peki ben zaten size bu 8 başlığı tek tek videolarda anlatacağım. Güzel dinlersek sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tamam? Peki. Şimdi gelelim o zaman ilk başlığımız isimlere. Evet, isimler basit bir konu. Çok da fazla yorulacak bir konumuz değil. Dolayısıyla biz isim dediğimizde kafamıza ne canlanacak? Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcükler olduğunu biliyoruz. Peki biz isimleri arkadaşlar 3 başlıkta inceliyoruz. Tablo olarak karşımıza çıkarsa
3 başlık var. Varlıkların verilişine göre, varlıkların oluşlarına göre ve varlıkların sayısına göre diyoruz. Peki varlıkların verilişine göre deyince özel ve cins isim, varlıkların oluşuna göre deyince somut ve soyut isim, varlıkların sayısına göre deyince tekil, çoğul ve topluluk isim olmak üzere başlıklara bakacağız. Peki verilişine göre dediğimiz zaman özel ve cins isme bakalım. Arkadaşlar özel isim tek bir varlığı kastedecek ve tek bir varlığı soracak bize. Peki özel isim ne olabilir? Bunu biz ileride de göreceğiz zaten yazım kurallarında falan. İşte insan isimleri, ülke isimleri, din isimleri, dil isimleri, mezhep isimleri değil mi? Kitap isimleri, mahalle, sokak, cadde gibi isimler özel isim olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla her zaman nasıl yazılır? Büyük yazılır. Bunu bilin sadece. Ne örnek verelim? Mesela Ankara sözcüğü bir özel isimdir. Her zaman büyük yazılır. Peki cins isim dediğimizde arkadaşlar ne deriz? Arkadaşlar cins isimde aynı türden varlıkları karşılayacak. Mesela Ankara'ya bağlı olarak şehir kelimesini verelim. Şehir de bir cins isimdir. İşte ülke, şehir, il, kuş, böcek, çiçek gibi kelimeler cins isim olarak karşımıza çıkar ve küçük harfle yazılır diyeceğiz zaten. Kolay bir konu. Peki somut ve soyut da bildiğimiz bir konu arkadaşlar. Somut neydi? Beş duyu organımızda algılayabildiğimiz, soyut da algılayamadığımız kavramlar. Peki somut dediğimizde ne diyebiliriz? Mesela kuş sözcüğüne bir somut dersek değil mi arkadaşlar? Sevgi sözcüğüne de soyut diyeceğiz. Bu da zaten bildiğimiz bir husus. Sayısına göre dediğimizde tekil, çoğul, topluluk diyoruz. Arkadaşlar tekil isim tek bir varlığı karşılayacak. Çoğul lerler ekin alacak birden fazla varlığı karşılayacak. Topluluk ismi de arkadaşlar normalde tekmiş gibi gözükecek ama içinde birden fazla varlığı barındıracak. Peki mesela ne diyelim arkadaşlar? Buna da kedi diyelim. Kedi nedir? Bir tekil isimdir. Peki kediler dersem ne olur arkadaşlar? Bu çoğul isim olur ler ekini aldığı için. Peki bunu kullandığımız tabir sürü dersem ben ne olur? Bu da topluluk ismi olur. Çünkü sürü dediğimizde içinde birden fazla hayvanı barındıran bir kelimedir diyoruz. Peki örnekler çoğaltılır mı? Evet çoğaltılır. Ordu dersem, takım dersem, grup dersem, heyet dersem, meclis dersem, jüri dersem değil mi? Bunların hepsi bir topluluk ismidir. Zaten ağırlıkla bize genelde neyi soruyorlar? Topluluk ismini soruyorlar. Dolayısıyla toplumda bu şekilde olduğunu bilin diyoruz. Bu kadar. Fazla uzatmaya gerek yok. Zaten çok da fazla buradan soru gelmiyor. Gelirse de zaten zorlanacağımızı düşünmüyorum. Peki. Gelelim. İki tane notumuz var. Evet, bu notlara dikkat edin. Gelirse buradan soru gelebilir. Şimdi birinci notumuz şu. Arkadaşlar diyoruz ki bir kelime kullanıldığı cümleye göre tekil ya da topluluk olabilir. Evet, ne demek bu derseniz iki tane kelimeyi ben ayrı cümlelerde kullandım. Sınıf bugün iyice temizlendi dediğim zaman. Arkadaşlar buradaki sınıf bir yer veya mekan ismi olarak kullanıldığı için biz buna tekil diyoruz. Peki sınıf pikniğe gitti dediğimizde buradaki sınıftaki öğrencileri kastettiğimiz için arkadaşlar bu da topluluk ismi olarak karşımıza çıkar. Buna dikkat edin. Bu da kullanıldığı cümleye göre değişir dediğimizde lütfen sadece kelimeye bakmayın. Cümlenin tamamını okuyun. Soruyu da doğru cevaplayın diyoruz. Bu birinci not. İkinci not arkadaşlar genellemeler topluluk ismi sayılmaz. Burası da çok önemli. Genellemeler arkadaşlar topluluk ismi olmaz. Neydi topluluk ismi? Birden fazla varlığı barındıracak içerisinde. Peki nasıl bir örnekle bunu anlatayım? Balık suda yaşar dediğimizde arkadaşlar balık kelimesi normalde bu cümlede birden fazla balığı anlamlandırıyor değil mi? Evet ama biz buradaki balığa topluluk diyemeyiz. Niye? Çünkü bizim balık diye zaten bir topluluk ismimiz yok. Balık kelimesini toplulukta kullanmak istediğimizde ne diyeceğiz? Sürü kelimesini kullanacağız. Çünkü ben bir tek varlığa da balık diyebiliyorum. Ama onu ben birçok varlığı barındırdığında sürü kelimesi olarak karşıma çıkaracağım. Dolayısıyla balık diye bir topluluk ismi bizim kullanılmadığını bileceksiniz. Örnekler çoğaltılır mı? Evet. İnsan canlı bir varlıktır derken oradaki insan, işte kedi nankör bir hayvandır derken oradaki kedi, yaprak düşer derken oradaki yaprak. Arkadaşlar birer genellemedir. O yüzden topluluk olmaz. Soru kalıbı da bu şekilde gelecek. İşte yukarıda genelde bir açıklama veriyor. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır diyor. O da genelde genelleme tarzında verirse siz aşağıda genelleme arayacaksınız ya da aramayacaksınız. Lütfen buna çok dikkat edin. Ve bu dersi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer dersimizde zamirler konusunu işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.